Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Geçen dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun devam edelim. Evet, EDIUS programımızı başlatıyoruz. Evet, 9. dersimizdeyiz arkadaşlar. Yine timeline'da kliplerle çalışacağız. Ama ben bugün yeni proje açmaktan ziyade bir önceki dersimizi açmak istiyorum. Ders 8. Burada son çalıştığım projeler biliyorsunuz. Alt alta sıralı. Ders 8'i aktifleyerek buradan open komutuyla bir önceki projemi açıyorum arkadaşlar. Şöyle zaman zaman timeline'ımın üzerinde şöyle değişiklikler yaparım. Buradaki slider'ı kaydırarak ölçeğimi, timeline üstündeki ölçeğimi daraltıp genişletebilirim. Bunu şu anki uygulamalarla çok daha iyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ya da genişletebilirim. Böylelikle klipler üzerinde daha hassas çalışma yapabilirim. Şimdi hepsini tekrar şöyle genişleterek göstereyim. Buraya geçen dersimizden hatırlayacaksınız. Üniversitemizin televizyonu ile ilgili jeneriklerini buraya aktarmıştım. Görüyorsunuz dizi film, çizgi film, belgesel. Şimdi burada istemediğiniz klipler olabilir. Aradan hemen bunları aktifleyerek delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Ben burada aktif deyip siler silmez otomatik olarak bir sonraki sildiğimin sağında kalan klipler sildiğim yer kadar boşluğu kapatacak şekilde sola yaslanıyor. Bu çok güzel bir özellik ve bunun adına Ripple Delete denir arkadaşlar. Nedir Ripple Delete? Ben sildiğimde sildiğim klip kadar oluşacak boşluğu kapat demektir. Kısaca. Ben bunu da sileyim. Yeniden jeneriklerimizi bu sefer aralarında boşluk kalmayacak şekilde atalım. Arkadaşlar ne demiştim? Genel Windows komutları ya da tuş kombinasyonları bizim programımız için de geçerli. Şöyle klipleri tek tek timeline'a atabileceğim gibi çoklu seçerek de atabilirim. Şöyle bunları sileyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi burada jenerikler. Ne demiştik? Derli toplu çalışıyoruz. Jeneriklerimin ilk klibimi seçtim. Ve buradaki kaydırma çubuğunu kullanarak en alt klibe geldim. Shift tuşuna basılı olduğu halde en son klibi tıkladığımda tüm kliplerimin seçili olduğunu görüyorum. Ve bunları tutup timeline'a attığımda bakın tüm kliplerimin şöyle buradaki slider'dan daraltarak baktığımda arka arkaya aralarında boşluk kalmayacak şekilde buraya aktarıldığını görüyorum. Şimdi Ripple Delete komutunun nasıl aktif deaktif olduğunu ve ne işe yaradığını burada görelim. Burada boşluğu tıklayarak herhangi bir yerde timeline üstüne kliplerin üstündeki seçimi kaldırıyorum. Silmek istediğim klibi buradan diyelim şuradaki hava durumu jenerini siliyorum. Şurada bakın. Bakın siler silmez. Hemen sildiğim klip kadar oluşan boşluk kapanarak diğer klipleri sola doğru ötelemiş oluyorum. Undo yapıyorum. Ctrl Z komutuyla. Tekrar hava durumu klibim geri geldi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle timeline'ımın üzerinde hava durumun sağında kalan kliplerimi
toplu olarak seçmek ve sağa doğru ötelemek istersem, şöyle açıktan bir yerden şöyle bakın çiziyorum ve hayali bir çizgi seçmek istediğim klibe değdiği zaman hemen onu aktifliyor. Aktiflediğini nasıl anlıyorum? Şöyle bakın, aktif ve aktif değil. Aktif olunca rengi biraz daha açılıyor timeline üstündeki kliplerimin. Hava durumunu seçmiyorum. Sadece burayı seçiyorum. Hava durumunun sağında kalan tüm kliplerimi aktifledim. Artık bunları klibimin üstünden şuradaki hava durumu klibinin sağında kalan herhangi bir klibin üstünden tutarsam bunlar toplu olarak hareket edecektir. Bakın, spor klibinden tuttum. Yani en sondaki klipten tuttum. Yine toplu olarak hareket ediyor. Artık bunlar bir grupmuş gibi. Hepsi birlikte seçili olduğu sürece bunlar böyledir arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Arada küçük bir boşluk bıraktım bakın. Yine boşlukta bir yeri tıklıyorum ve bunların seçimini kaldırıyorum. Hava durumu klibini aktifleyip sildiğimde bakın o arada oluşturduğum boşluk kadar yer kalıyor. Bu bana şeyi ispatlıyor. Ripple deledin. Undo yapıyorum Ctrl Z ile. Sadece hava durumunu oluşturan yer kadar sildiğim anda hemen o boşluğu kapatıyor anlamına geliyor. Bu Ripple Delete haber montajlarında ya da bazı kat montajlarda çok kullanılması gereken, sizin montaj işinizi kolaylaştıracak bir özelliktir. Ama zaman zaman biz bunu istemeyiz. Bu özelliği nasıl kaldırırız? Daha sonra açıklayacağım demiştim. O da burada. Bakın, şurada Ripple Delete Mode. Arkadaşlar şu ikonumuz. Timeline'ımızın üzerinde şunun yanındaki Insert Override Mode'un yanındaki Set Ripple Mode ikonumuz. Şu anda aktif gözüküyor. Eğer ben bunu bir kere tıklayıp üzerine kırmızı çarpı gelecek şekilde ya da çizgi gelecek şekilde seçersem o vakit bakın değişikliği görelim. İlk önce undo yaparak hava durumu klibimi geri getiriyorum. Tekrar aktifledim hava durumunu ve sildim. Bakın artık sağ tarafta kalan kliplerim o boşluğu doldurmuyorlar. Bu benim için güzel bir özellik. Zaman zaman Ripple modu, Delete Ripple modu kullanırım. Zaman zaman kullanmam. Bu dediğim gibi sizin yaptığınız işe göre değişir. Ne demiştik? Timeline üstündeki klipleri toplu olarak seçebiliriz. Onu nasıl yapıyoruz? Yine buradan göstereyim. Buradan çizerek bunu nasıl başarıyorum? Mouse'un üstünden sol tuşa basılı tutuyorum ve buradan basılı tutuyorum ve bırakmadan kliplerin üzerine gelecek şekilde bir kare çiziyorum. Hayali çizgiyi görüyorsunuz. Bıraktığım anda buradaki klipler toplu olarak seçilmiş oluyor. Herhangi bir klipten tuttuğum anda gördüğünüz gibi bu klipler artık bir grupmuş gibi davranıp birlikte hareket ediyorlar. Bunu daha az seçebilirim. Son 3 klibi seçmek istersem yine son 3 klibi şöyle çiziyorum. Sağa doğru ötelediğimde bakın artık sadece şu 3 klip birlikte hareket ediyor. Yine izleme çubuğunu böyle istediğim noktaya getirip timeline'ımın üstüne izleyebilirim demiştim, hatırlayacaksınız. Şimdi izleme çubuğumu başa getireyim. Burada zaman zaman slider'ı kaydırarak timeline'ımın ölçeğini değiştirebilirim. Burada bilmeniz gereken bu ölçekle ilgili. Yine tekrar daraltıyorum tüm kliplerimi görmek için. Ve izleme çubuğumu buraya getiriyorum. Bununla ilgili bilmeniz gereken izleme çubuğunuz timeline üstünde hangi noktadaysa o noktayı ekrana taşıyacak şekilde genişletirsiniz. Bakın. Ya da daraltırsınız. Yani filmin bu noktasında çalışacaksanız izleme çubuğunuzu o noktaya getirin. Ondan sonra bu slider'ı kaydırarak
timeline'ınızın ölçeğini değiştirin. Filmin bu noktasında çalışacaksanız yine dediğim gibi slider'ı kaydırmak suretiyle ölçeğinizi değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde buradaki kaydırma çubuğumla da filmin timeline üstünde istediği noktasına gelebilirim. Buradaki kliplerin birbiriyle etkileşimden biraz bahsedeyim. Şimdi buradaki grupta bakıyoruz. 6 tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane klibim var. Şimdi bu klipleri kendi arasında düzenlemeye çalışayım. Şöyle aralarına biraz boşluk koyuyorum. Şöyle birkaç kare. Şunu da ikisini birlikte seçtim. Şöyle. Toplam 6 tane klibim var. Birinci klibim, ikinci klibim. Timeline'ımın üstündeki kliplerin bu arasındaki boşluğu kapatmak istersem bunun da birkaç farklı yöntemi var. Bir sonraki klibi birinci klibe yaklaştırarak böyle bakın klibin ikisinin birleştiği noktada bir üçgen beliriyor. Siz yaklaştırdıkça şu anda daha bırakmadım sol tuşu, mouse'un sol tuşunu. Bakın bir üçgen bıraktığım anda oraya yapışıyor. Bu snap özelliğinden kaynaklı. Snap to event özelliğini kapatırsam bir sonraki klibi koyduğumda bakın herhangi bir üçgen oluşmuyor ve hatta diğer klibi yiyecek şekilde yani üzerine gelecek şekilde koyup bırakabilirim. Bunu yapar yapmaz bakın ne oldu tekrar göstereyim. Undo yapıyorum. Çizgi film klibini yavaş yavaş sürüklüyorum ve diğer klibin içine girecek şekilde bakın yaklaşık 1 santim kadar diğer klibin içine soktum. Edius bana burada ne yaptı? Bu klibi bunun içine yaklaştırdığımda buradan kestiği kadarını yani bu çizgi film klibinin belgesel klibin içine girdiği nokta kadar olanı kesti ve klibin sonuna attı bakın. Bu da zaman zaman benim ihtiyacım olan bir özellik olmakla birlikte bazı kerelerde kullanmak istemeyebilirim. Bu özelliği de kaldırmanız için burada bir ikonum daha var. Insert ve Override mod. Şu anda Insert mod aktif olduğu için yani insert araya girme demektir. Ben bu klibi sağa doğru ötelediğimde diğer klibin içine gelecek şekilde şurada hayali çizginin içinde görüyorsunuz kalmış bölümü Edius otomatik olarak keserek sürüklediğim klibi araya alıyor. Yani oraya insert ediyor. Bu insert moddur arkadaşlar. Yine undo yapıyorum. Zaman zaman dediğim gibi bu özelliği kullanmak isterim. Ama zaman zaman da kullanmak istemiyorum. Yani ben buradaki klibin şu kadar diyelim şu noktasını bu klibi buraya öteleyerek silmek istiyorum. Ve bu parçayı sonda kalan parçayı kullanmak istemiyorum. Onu başarmak için Override modu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun için de bunu bir kere tıkladığınızda buradaki üçgen ikonum kırmızı renge dönüşecek. O insert modunda olması için de mavi olması gerekiyor. Şu anda kırmızı şekline dönüştürdüm. Bakın sonucu görelim. Yine izleme çubuğum burada. Ve bir önceki klibin şurada kalan kısmını kullanmak istemiyorum. Çizgi film layer'ımı, klibimi yaklaştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu sefer belgesel jenerimin o kısmını yiyerek yani yok ederek çizgi film klibimi onun üstüne yerleştirmiş oluyorum. Aynı şekilde buradan preview
penceresinden izleyerek de bunu görsel olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki klibim şöyle diyelim. Bakın şuradan bir aslan giriyor jenerikte. Şöyle aslan tam ortada. Şöyle biraz daha geçelim. Aslan çıktıktan sonra belgesel yazısı oluşmadan ben burayı yok etmek istiyorum. Hemen izleme çubuğumu o noktaya getirdim. Çizgi film jenerimi o noktaya sürükleyerek, bakın o noktaya da snap yaptı. Tam ilgili noktadan. Ve tam aslan çıktığı noktadan bir sonraki jenerime başlamış oldum. Bunu da buradaki set ripple mod düzeltiyorum. Toggle insert override mod ikonu tıklayarak değiştirebiliyorsunuz. Insert ya da override modunda. Burada timeline ile ilgili kliplerde buradaki komutlardan bir tanesi daha var açıklamadığımız. Onu da açıklayalım. Bakın çizgi film jenerimizi izleyelim. Evet izledik. Sesle birlikte görüntü var. Burada preview penceremin üstündeki status yani durum da timeline'imin üstünde hangi time code değerinde olduğunu görüyorum. Şu anda izleme çubuğum 39. saniye 1. karede. Ve altta görüyorsunuz seslerle ilgili wu-metrem var. Ses değerlerimin hangi desibel şiddetinde olduğunu görüyorum. Timeline'da kliplerimizle ilgili sağ tuş menümüz de var arkadaşlar. Kliplerle ilgili herhangi bir düzenlemeyi, ilgili düzenlemek istediğimiz klibin üzerinde sağ tuş yaparak gördüğünüz gibi bayağı uzunca bir menüye ulaşıyoruz. Bu menü vasıtasıyla da yapabiliriz. Şimdi bunların neler olduğunu kısaca görelim. Evet sıradan hızlı bir şekilde. Burada sadece şimdilik ihtiyacımız olan bazı komutları ben size tanıtayım. Cut komutu, Windows aşina olanlarınız bilir. Kes komutu, Ripple Cut, Copy Paste, Delete Ripple, Delete, Link Group, Enable Disable, Duration Time Effect, Layout Normalize gibi efektlerimiz var. Ne dedim? Sadece şimdi bunlarla ihtiyacımız olan kadarını ben size açıklayayım. Burada zaten çoğunu tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Link Group komutum var. Bakın bunun üzerine geldiğimde hemen sağ tarafta Unlink sadece tek bu aktif. Ve kısa yolunu da yanında bana gösteriyor. Alt Y tuşu kombinasyonu. Bunu tıkladığımda arkadaşlar bakın herhangi bir klip sesiyle birlikte linkli olarak hareket ediyor. Ama az önce bundan linki bozduk ve artık gördüğünüz gibi ses ve görüntü linki kaymış durumda. Tekrar bunu unlink, linklemek istediğimde yani birlikte hareket etmek istediğimde ikisini birlikte seçiyorum. Sağ tuşla yine link gruptan link komutunu tıkladığımda bakın yanında kırmızı bir rakamla artı 113, eksi 113 ibaresi geldi. Burada bana şunu demek istiyor. Bir önceki orijinal senkronundan kaymıştır ses ve görüntü. Bunu bana bildirmek için burada artı 113 daha önce başlıyor, sonra başlıyor. Eksi 113 ses önce başlıyor. Eksi 113 karedir bu arkadaşlar. Kare yani yaklaşık saniyede 25 kare oynadığına göre 4 saniye 13 kare önce başladığını bana burada bildiriyor. Bunu tekrar nasıl düzeltebilirim, fix edebilirim? Yine sağ tuşla buradan linkini unlink diyerek bozarım. Tekrar bunu boşlukta bir yeri tıklayarak ikisinin seçili olduğu durumu kaldırırım. Tekrar zaten başına doğru snap yapar. İkisini birlikte seçerek linkini
Tekrar bakın, bu sefer ringlediğimde o kırmızı uyarılar çıkmadı arkadaşlar. Dediğim gibi zaman zaman bu ses senkronunu istemeyiz. Ya da kendimize göre düzenleriz. Buradan link gruptan unlink komutunu kullanarak bunu başarabilirsiniz. Bir altta enable disable komutum var. Bu da gördüğünüz gibi hayali bir, daha doğrusu transparan bir konuma geldi buradaki görünümü klibin. Bu klibimi, timeline üstündeki klibimi disable, ya aktif ya da inaktif hale getirir. Onun üzerine time izleme çubuğumu götürdüğümde bakın artık göremiyorum. Bir yanındaki klip görünür olduğu halde bu görünmez oldu. Tekrar görünür yapmak için sağ tuşla enable disable yapabilirim. Bir sonraki komutum sağ tuşla ulaşabileceğim duration. Buradan klibimin süresini görebilirim. Bakın 10 saniye. İstersen buradan klibimin süresini değiştirebilirim. Yeni kendim süre belirleyerek. Şimdi cancel diyerek çıkıyorum. Bir sonraki komutum time effect. Bunu ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Ve en sondakini ben göstermek istiyorum. Aradaki diğer komutları arkadaşlar daha sonra uygulama derslerimizde göreceğiz. Properties'i tıklayarak yeni açılan pencereden clip ile ilgili bazı bilgilere ulaşıyorum. İlk baştaki sekmen file info. Buradan klibimin adını, bilgisayarımda nerede kayıtlı olduğunu ve clip ile ilgili bazı bilgilere ulaşıyorum. Video info sekmesinden ise timecode bilgilerim, frame size'ım, neydi palde 720x576, bakın o bilgiyi burada görüyorum. Aspect ratio'm, yani 4'e 3 oranında. Ve field order'ım, button field first çalışıyoruz arkadaşlar. Stream type, yani bunun jeneriğimin, AVI dosyasının hangi kodekle geldiğini görüyorum. Buradan da frame rate'imi görüyorum. 25 frame per second. Bir sonraki sekmem audio info. Burada da yine sesle ilgili time kodlarım, stream type'ım, yani sesimin hangi kodekle sıkıştırılmış olduğunu görüyorum. Sampling rate'im 48 kHz. Kaç kanal ve quantization bit. Ve burada önemli olan, burada channel setting diye bir komutum var arkadaşlar. Bazen size gelen ses stereo olmasına rağmen bir kanalı boş ya da bir kanalına farklı bir ses, diğer kanalına farklı bir ses kaydedilmiş olabilir. Siz buradan hangi sesin baskın olmasını isteyerek buradan seçebilir ve buradan apply tuşuna basarak o ilgili sesi filminizde kullanabilirsiniz. Eğer filminizin sesi yeterli gelmezse burada gain seçeneğini kullanarak buradan sesinizin volümünü bir nebze yükseltebilirsiniz. Bunu zaten sesler bahsinde ayrıntılı olarak göreceğiz. Bir diğer sekmemde expansion info. Burada video ve audio bilgisinin hangi data rate'inde oynadığını, band genişliğini bana gösteriyor. Ben şu anda eğer bir değişiklik yaptıysam emin olmamak için cancel komutunu tıklayarak bu pencereden çıkıyorum. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.